Evet Muhammed, böyle bir soruyla karşılaşırsan ne gibi soru gelebilir sana? Vallahi hiç bilemiyorum ama bu kadar basit soruyla karşılaşmadım. Kaçıncı sınıf seviyesi? Üçüncü sınıf ya da iki. Peki bu öğrenci için sınava girecek öğrenci arkadaşlar için de yapıyorum. Hızlı giden atı biliyorlar zaten. En basit soruda terse düşebilir. Bu soru şöyle gelebilir. Öğrenci arkadaşlar soruyu direkt fotoğrafik olarak görüyorlar. Metin kısmını okumadan veya yeteri kadar süre vermeden, yani o metin kısmı bir 10 saniye vermeleri lazım. Küt diye soruya giriyorlar. Tak işaretliyorlar. Hatta ilk A şıkkında tuzağa düşebiliyorlar. Onlar için uyarı, sizin için uyarı. Şimdi bu soruda şöyle soru gelebilir. Aşağıdaki işlem basamaklarından hangisinde ilk defa yanlış yapılmıştır? Ben işlemi yapacağım. Sen yanlış hocam diyeceksin. Videoyu durdurmayacaksın. Beni durduracaksın, tamam mı? Şimdi ben işlemi yapıyorum sessizden. Çarpma işlemi değil mi? Bakalım ilk hatayı nerede yapacağım? Evet. Hocam sen bizim bildiğimiz gibi toplamadın ki. Bu nasıl bir toplama? Ha, işte bu soru doğrudur. O zaman 11, 11 değil mi? Eşittir. Ne yazdım? 1001. Bu soru mesela doğru yanlış, mesela doğru yanlış seçenekleri oluyor ya, true false diye. Bu soru, bu cevap doğru mudur, yanlış mıdır? Bu cevap doğrudur. Sorunun metin kısmını okumadılar. Bu işlem ikilik tabanla yapıldı. İkilik tabana göre bu çarpma işlemi budur. Hani siz bilgisayar programlamacılar, değil mi? İkilik tabana göre yapıyorsun. 1 ve sıfırlardan ibaret. Evet, ikilik tabanda bu işlemi yaptım ve 11 çarpı 11'i ne olarak buldum ben? Şu şekilde buldum. Tamam? Evet. Teşekkür ediyorum.